Merhaba arkadaşlar, bu videoda Shardeum üzerinde çalışan, testnet'te çalışan app'leri test edeceğiz. Bu zaten takımın yayınladığı testler, app'ler. Onları testnet'ini gerçekleştireceğiz. Shardeum biliyorsunuz daha önceden videosunu yayınlamıştım. Not kurmuştuk, not çalıştırıyorduk ve o notlar hala devam ediyor çalışmaya. Shardeum özellikle aldığı yatırım bakımından önem verdiğim bir proje. Herhangi bir ödül açıklanmadı. Not kurulumu olsun, bu az sonra yapacağımız işlemlerle ilgili olsun. Ama ben yine de sonuna kadar test işlemlerinin yapılmasını öneriyorum. O yüzden bu videoyu çekip kısa bir şekilde anlatmak istedim. Şimdi öncelikle Discord'da şöyle bir duyuru yayınlandı. Ona bakalım. Burada kendilerinin vermiş olduğu yaklaşık 7 tane site var. Şimdi onları kullanacağız. Onun öncesinde şuradaki linke tıklayıp şuraya geliyoruz ve de bu dev testnetleri için ayrıca bir ağ eklememiz lazım. Onu Metamask'ımıza ekliyoruz. Şuraya tıkladıktan sonra zaten bende ekli olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyor. Siz de tıklıyorsunuz. Cüzdanınıza bir onay gelecek. Onayladıktan sonra ağı değiştirip devler için oluşturmuş olan bu ağda işlem yapmaya başlayacağız. Bunu yaptıktan sonra şimdi bize bir test token'ı lazım. Test token'ı da şöyle alıyoruz. Yine buradan şu dev faucet'e tıkladığımızda bu sayfaya geliyoruz. Şöyle faucet yazdığınızda şu geliyor. Tıkladınız. Buraya adresinizi yazıp enterladığınızda bir süre sonra yaklaşık bir 2-3 dakika içerisinde size gerekli test tokenlarını yollamış olacak. Şöyle cüzdanda göstereyim. Bu şekilde yollamış olacak. 15 tane adet yollamış oldu. Ondan sonra sırasıyla burada vermiş olduğu app'leri sırayla deniyoruz. TX'ler yapıyoruz ve fazlaca işlem yapmanızı öneririm. Bu katılacağınız testnet içinde not kurarken kullandığınız cüzdan adresiyle katılmanızı öneririm. Eğer not kurmadıysanız herhangi bir adresle de katılabilirsiniz. Direkt ilk sitemizden, ilk app'ten başlayalım. Connect Wallet, Metamask. Bazen burada diyelim ki bir tane çevirmek istediniz. Bunu yazdığınızda size burada herhangi bir değer vermiyor. Price ile ilgili, fiyatla ilgili bir uyarı veriyor ve burayı yaptırtmıyor. O zaman şurayı düşürürsünüz. Yani 0.001 yaparsınız ve böyle swap işlemi gelir. Şimdi burada bir taneyi direkt swaplayalım. Hızlı bir şekilde. Bazen buradaki işlemler gecikebilir ya da böyle hata verebilir. O yüzden bir daha yapıyoruz. İşte buradaki gazı biraz arttıralım. Buraya 56 yapalım. Kaydet dedim. Onayladım. Şimdilik bir hata çıkarmadı. Ve de işlemi şu an gerçekleştirdi. Bunu aynı şekilde tersine dönüp de fazla yapıyorsunuz. Evet, ben de yine hata verdi. Gazı biraz arttırarak işlemi tekrar gerçekleştirdim ve bu sefer direkt işlem geçti. Şuradan max yapalım. Şu küsuratı da silelim. Bu şekilde approve yaptığımızda direkt cüzdana onay gelecek. Şuradan maksimuma tıklayalım. Ya da varsa elini kullanın da tıklayabilirsiniz. Şuradan bu onayı verdik. Şimdi bu onaydan sonra ekleme işlemini yapacağız. Yani oluşturma işlemini yapacağız. Pool oluşturma işlemini yapacağız. Evet, bu işlem de geçti. Şuradan confirm dedik. Bir daha onayladık cüzdanımıza. Uyarı geldi. Şuraya 66 yapalım. Onayladım. Tamam, bu da direkt gitti. Bakalım cüzdandan da onay gelsin. Evet arkadaşlar, işlem bittikten sonra şöyle alt tarafta görünür. Şuradan da üst tarafa tıkladığımızda bakın burada eklediğimiz, oluşturduğumuz pool görünüyor. Şuraya tıklıyoruz. Şuradan da bir remove işlemi yaparsanız %10'unu çekebilirsiniz. Buradan approve yapıyorsunuz. Yine buradan maksimumu yazabilirsiniz. Şöyle sonraki onayladık. Tamam, onayı verdi. Daha sonradan buradan confirm yaptıktan sonra, withdraw yaptıktan sonra yine gelen uyarıyı onaylıyoruz. Şöyle biraz yükseltelim. Uğraşmayalım onaylamasında. Tamam, direkt bunda da onay geldi. Buradaki işlemleri bitirmiş olduk. Dediğim gibi bunları fazla siz yaparsanız. Şimdi ikinci siteye geçiyoruz. Arkadaşlar şu an TowerSwap'ta bir sıkıntı var. İşlemleri onaylamıyor. O yüzden burayı da siz denersiniz. Olmazsa diğer siteye geçebilirsiniz. Biz şimdi diğer siteye geçiyoruz. Sağ üstten direkt wallet'ımızı bağlıyoruz. Bunu sağ üstten BNB testnet'i, Shardeum'u aldık. Onayladık. Direkt zaten cüzdanımızdaki SM'leri gördü. Modu değiştirelim. Şimdi swap işlemi yapıyoruz yine. Buradan swap'a basıyoruz. Bir süre sonra cüzdan onay geldi. Şurayı yine yükseltelim. Onayladık. Ağın yoğunluğuna göre swap'lar gecikebilir, yaptığımız işlemlerin onayları gecikebilir. Evet, swap işlemi gerçekleşti. Karşılığında olan 0.71 hesaba geldi. Evet, burada da işlemimizi yapmış olduk. Burada da fazla swap işlemlerini yaparsınız. Şimdi bir sonraki siteye geçiyoruz. Şuradan wallet'ı bağlayalım. Evet, now dedik ve direkt bizi buraya yönlendirdi. Buradan yeni açalım. Şimdi burada direkt bir tane yine girelim. Swap, Nike. Bir kere de gerçekleşmesini istiyorsanız her zaman GAS'ı gösterdiğim şekilde yükseltin. Fazla fazla test token'u harcanıyor ama direkt işlem geçmiş oluyor eğer ağda herhangi bir problem yoksa. Şimdi buradan onay geldik. Bakın cüzdandan da onay gelirse burayı tamamlamış olacağız. Onay gelmedi, bir daha deneyelim. Şuradan slipajı da şöyle 5 yapalım. Dursun. Yine 1 verdim. Swap. Evet, bir süre sonra onayladı. GAS yükseltince onayladı direkt. Şimdi şuradan tekrar link ekleyelim. Evet arkadaşlar, burada da link eklettirmedi. Yani sürekli sorun verdi. En azından swap'la yapabildik burada bir şeyler. Onları kendi arasında swap'layarak TX'lerinizi arttırabilirsiniz. Aynı şekilde bu videoyu gördüğünüzde bu işlemi denerseniz belki o zamanı düzelmiş olur. Şimdi bir sonraki siteye geçiyoruz. Burada da Shardeum Name Service, yani bir NS gibi bir isim alacağız burada. Domain alacağız. Şimdi şurada direkt ağ değiştirelim. Connect. Metamask. Buraya herhangi bir şey yazıyorsunuz. Kripto 00 yazdım. Search'e bastım. Şu an alınabileceğini söylüyor. Onayladım. 8 SM istiyor. Bunu da bulduktan sonra yine 8 istedi. Tamam o zaman. Şimdi şuradan buna bastık. Onaylıyoruz. Düzenledik. Evet arkadaşlar, uzun uğraş sonucunda TX'i geçirebildik. Biraz GAS'ı yükseltmeniz ve sürekli denemeniz gerekiyor. Burada da işlemimizi yaptık. Şuradan My Account dediğimde benim kendi domainim gözükecek. Ayrıca şu faucet'i kullanarak da artı 12 tane token alabilirsiniz. Ben o şekilde aldım. Şimdi bir sonraki siteye geçelim. Geldik, burada şöyle Mint'e basalım. Wallet'ı bağlıyoruz. Metamask onayladık buradan. Cüzdanımıza geldi. Şuradan cüzdanımızı yükseltelim. Onayladım. Bu site üzerinde gördük. Evet, cüzdandan da onay geldi bir süre sonra. Buraya da sıkıntısız bir şekilde geçmiş olduk. Şimdi son siteye geçiyoruz. Connect Wallet, Metamask. Evet, burada da boşlukları dolduralım. Burada da kendi NFT'mizi üreteceğiz. Şuraya proje ismi oturt dedim. Şurayı NT yaptım. NFT yazdım ayrıntısına da. Şuraya da Create Collection diyorum. Şurada bir hemen fotoğraf, ayarladığınız herhangi bir görsel koyabilirsiniz. Şöyle bir şey ayarladım ben, basit. Onu gerçekleştireceğim. Onu ekledim. Şimdi buraya geldim. Burada ayarları değiştirebilirsiniz istediğiniz miktarı yazarak. Şurada deploy'a bastık. Yavaş yavaş onayları alıyor. En son bizden yine bir onay isteyecek. Evet, cüzdanımıza uyarı geldi. Burayı yükseltiyoruz her zamanki gibi. Şöyle bir kere de onaylasın. Burada yine biraz bizi bekletecek. Evet arkadaşlar, mint işlemi, oluşturma işlemi gerçekleşti. Şimdi buradan NFT'niz için belirli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bunları ayrıntılı şekilde siz bakarsınız. Direkt buradan Project Dashboard dediğinizde sizi kendi o yarattığınız NFT'nin kendi sayfasına götürüyor. Şuna bastınız. Bu gelen ekranda 0.1 ayarlamıştım ben. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. İşte her wallet kaç tane alabilir onu ayarlıyorsunuz. Mesela her wallet sadece bir tane alabilsin. Şöyle onayladım. Bu aşağı indikçe bu şekilde ayarlamaları görebiliyorsunuz. Mintleme ile ilgili bize bir site veriyor. Oraya gidiyoruz. Şuna tıkladık. Bizi oraya yönlendirdi. Şöyle wallet'ı bağlayalım. Gördüğünüz gibi burada böyle. Şimdi siteye dönüyoruz. Şurada mint ayarları var. Geldik bu aşağı tarafa. Şurayı open yapıyoruz. Open yapmazsanız satışa açık değildir. Update paste dedik. Evet, bunu da hemen onayladı. Tekrar şuradan siteye geldik. Bakın hemen burada otomatik olarak mint açıldı. Ben şimdi bir tanesini mintliyorum hemen. Şöyle mint'e bastım. Mintleyeceğiniz bu sayfanın da linkini bırakacağım. 100 tane var zaten. MTX olması açısından bu şekilde mintleyebilirsiniz siz de. Evet arkadaşlar, bir süre beklettikten sonra NFT'yi mintlemiş oldum. Şu an bir tanesi bende mintlendi. Siz de bu sayfaya girip TX kasabilirsiniz, mintleyebilirsiniz cüzdanlarınız için. Shardeum için anlatacaklarım, dev testleri için anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.